onunla birlikte boğulmuş fıtık dedik. Peki boğulmuş fıtık nedir? Boğulmuş fıtık kasık fıtığı olabilir, göbek fıtığı olabilir. Bu bölgelerde fıtık karın duvarındaki defektif alanlardır. Yani açıklıklardır, kas açıklıkları. Bu kas açıklıklarına karın içerisinde ne var? Bağırsaklar var. Bağırsağın böyle dışarıya doğru çıkıp dönmesiyle boğulmuş fıtık gerçekleşir. Bağırsak onun içerisinde tıkanır. O da bağırsak tıkanması olmuş olur. Evet. Birbiriyle dediğiniz gibi direkt ilişkililer. Peki bununla birlikte hocam, obezite de etkiliyor mu? İnsanların kilosu etkiliyor mu bağırsak hastalıklarını? Çünkü hepsi karınla alakalı. Evet. Karın içerisinde olan organlarımız. Peki burada obezite hastanın kilosu da önemli midir? Önemli bir faktör olabilir mi? Önemli bir faktör olabilir. Obezitesi olan hastalarda kalın bağırsak içi basınç daha yüksek olur genelde. Kalın bağırsağı bir tünel gibi düşünürseniz, yani karın içerisinde bir tünel gibi, o tünelin içindeki basınç yükseldikçe divertiküller olabilir, orada iltihaplanmalar olabilir, bağırsakta aşırı yağlanmaya bağlı bazı problemler olabilir. Tabii obezite de kendi başına bir ciddi problemdir.